Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 176 sıra sayılı bankacılık kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Gazi Meclisi ve Aziz Türk Milletini saygıyla selamlıyorum. Finansal piyasalarda yaşanan değişime dayalı olarak tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından sermaye ve bankacılık sektörünün etkili kurallarla düzenlenmesi ve denetlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Görüştüğümüz kanun teklifi de sermaye piyasasının yapısını ve piyasadaki davranışları düzenlemeye yönelik regülasyonlardan ibarettir. Teklifle özet olarak bankacılık sektörüne güvenin artırılması, sistemin düzenleyici dengeleyici yapısının değişen uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, kalkınma ve yatırım bankalarının fon sağlayacakları alanların genişletilmesi ve katılım bankacılığının ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemlere müeyyide getirilmesi, sermaye piyasalarında derinlik ve rekabet gücünün artırılması, sermayenin tabana yayılması, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına ilişkin cezaların alt sınırının yükseltilmesi yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Değerli milletvekilleri, finansal sektörün denetim ve düzenleme çerçevesinin uluslararası ilkelere uyumunun sağlanması, bankacılık sistemine olan güven bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda finansal piyasalarda yapay arz ve talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumuna manipülasyon ve yanıltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması sektöre olan güveni artıracaktır. Bankacılık sistemi içinde halen kalkınma ve yatırım bankacılığının payı yaklaşık %7, katılım bankacılığının payı ise %6 civarında oldukça düşük seviyededir. Mevduat toplamaları mümkün bulunmayan kalkınma ve yatırım bankalarının fon sağlayabilecekleri alanların genişletilmesi, ayrıca katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin uluslararası örneklerle uyumlu bir şekilde genişletilmesi sistemin gücünü artıracaktır. Türk bankacılık sistemi içinde halen risklerin büyük bir bölümü mevduat bankaları tarafından üstlenilmektedir. Riskin kalkınma ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığı tarafından da paylaşılması için bu seçeneklerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Öte yandan finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, etkili kurallar ve denetimlerin yanı sıra caydırıcı cezaları da bağlıdır. Bu çerçevede idari para cezalarının caydırıcılığının artırılması amacıyla bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bunlarla birlikte 6362 sayılı sermaye piyasası kanununda da değişiklik yapılarak piyasanın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sermaye piyasalarının derinliği ve rekabet gücünün artırılması öngörülmektedir. Yatırım kuruluşlarının proje finansmanı konusunda faaliyette bulunması ya da proje finansman fonları kurabilmelerine ve uzun vadeli yoğun sermaye isteyen yatırımlara finansman temini amacıyla projeye dayalı menkul kıymet çıkarılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, Türk bankacılık sektörünün 2019 yılında öz kaynakları büyümüş, toplam aktif ve sermaye yeterlilikleri artmıştır. Yaşanan uluslararası saldırılara ve belirsizliklere rağmen iyi bir performans gösteren sektör, iç ve dış kaynaklı belirsizliklerle zorlandığı zamanlar olsa da özellikle 2019'un son çeyreğinde toparlanmıştır. 2018 yılının Ağustos ayındaki dış bağlantılı ekonomik operasyonlarla bazı uluslararası bankaların, sermaye gruplarının ve küresel tefecilerin spekülasyonlarıyla Türkiye kur ve faiz üzerinden tehdit edilip istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.
Bu saldırılar zamanında alınan tedbirlerle etkisiz hale getirilmiş, sağlanan toplumsal destekle birlikte kararlı bir mücadele sergilenmiş ve ekonomide toparlanma sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak 2019 yılında cari işlemler hesabı 1 milyar 674 milyon dolar fazla vermiştir. Aralık ayı itibariyle sanayi üretimi yıllık bazda %8,6, imalat sanayi sektör endeksi ise %9,1 oranında artmıştır. 2019 yılında tüketici fiyatları enflasyonu %12'nin altında gerçekleşmiştir. İnanıyoruz ki %8,5 olan 2020 hedefine de ulaşılacaktır. Hatırlanacağı gibi 2018 yılı Ekim ayında TÜFE %25'in üzerine çıkarak zirve yapmıştı. Ekonomik güven endeksi de 2018 Ağustos ayında düştüğü %79 seviyesinden Ocak 2020 itibariyle %97,1'e yükselmiştir. Ayrıca Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 21,5 milyar lira fazla vermiştir. Büyüme trendinin başladığını işaret eden bu öncü göstergelerle 2020 yılının büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl olacağı anlaşılmaktadır. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunların ardından bazı alanlarda yapısal reformlar yapılması ve yıllara sari birikmiş sorunların ele alınması, üretken yatırımların artırılması ve sermaye piyasalarının güçlendirilmesi gibi birçok alanda dönüştürücü, onarıcı ve tahkim edici hamlelerin yapılması gerektiği açıktır. Ancak bütün bunların kurumların güçlendirilmesi ve kuralların kalıcı kılınması ile mümkün olacağı da unutulmamalıdır. En ufak olumsuz gelişmeyi kriz sinyali olarak yorumlamak, yapılanları ve elde edilen başarıları yok saymak, sahip olduklarımızı inkar etmek ve güç durumda kalan toplumsal kesimleri siyasi çarpışmaların aracı haline getirmeye çalışmak ne ülke ekonomisine ne de milli birliğimize hizmet edecektir. Unutulmasın ki ekonomi üzerinden ülkemizin istikrarsızlaştırılması çabaları beka meselesinin önemli bir boyutudur. Türkiye siyasi ve diplomatik alanda önemli başarılar elde ederken vatandaşlarımızın refahını etkileyen ekonomik sorunların aşılması da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imkan ve fırsatlarla mümkün olmuştur. Türkiye maruz kaldığı ekonomik yaptırımlara, manipülasyonlara ve saldırılara karşı yeni hükümet sisteminin sağladığı hızlı ve etkin karar alma ve uygulama imkanı sayesinde karşı koyabilmiş, sorunlarla baş etme ve küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, omurgası güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar olan siyasi ve toplumsal sözleşmenin, uzlaşmanın ön plana çıktığı, milli iradenin doğrudan tecelli ettiği bir yönetim yapısı, Türkiye'nin milletler mücadelesindeki stratejik kozudur. Yeryüzündeki paylaşım kavgasının yeni bir biçime evrildiği, ticaret savaşlarının küresel dengeleri alt üst ettiği, teknolojik devrimin, dijital dönüşümün, çevresel felaketlerin ve ekonomik paradigma değişikliklerinin arifesindeki insanlık zamanın dar bir geçitten geçtiğine şahitlik etmektedir. Kuşkusuz Türkiye'nin başta siyaset kurumu olmak üzere tüm aktörleriyle özellikle kendisine yakın coğrafyalarda meydana gelen olayları bu gözle, tarihi ve kültürel derinlik içinde bütüncül bir perspektifle ve Türkçe bakış açısıyla okuma ve kavrama zorunluluğu bulunmaktadır. Kanun teklifinin ifade ettiğim amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayacağını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değerlendiriyoruz. Bu düşüncelerle teklifin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Söz sırası.